Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla müzeye dönüştürülme kararı alınan Diyarbakır E-tipi cezaevi müze müdürlüğüne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek çalışmaların başladığı bölgeden son durumu aktardı. Dünyanın en kötü şöhrete sahip 10 cezaevi arasında yer alan Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevi sürekli acılarla gündeme geliyordu. Tabii geçtiğimiz 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu müjdeyi Diyarbakır mitinginde aslında duyurmuştu ve hemen ardından Adalet Bakanı Bekir Boz da kapıya kilit vurdu. Turizm ve Kültür Bakanlığı'na devrini gerçekleştirmişti. Anahtarını teslim etmişti. Şimdi kameraman arkadaşım Yakup Altay'la birlikte Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevini gören bir açıdayız. Şimdi size gösterecek o acılarla gündeme gelen cezaevini. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim'de toplu açılış töreni için geldiği Diyarbakır'da müjdeyi vermesinin ardından Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevinde bulunan 270 tutuklu ile 170 personel kentteki diğer cezaevine nakledilerek boşaltılmıştı. Hemen ardından ise 27 Ekim'de E-tipi cezaevinin etrafına terör olaylarına karşı olarak 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonlu konulan beton bloklar kaldırılmıştı. Bunun ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne yetki verildi. Müze için çalışmalara başlayan ekipler bazı yerler için yıkım çalışmasına başlayacak. Burayla ilgili olarak aynı zamanda kurul kararı da çıkartılmış bulunmakta. Öte yandan müzeye dönüştürülecek alanla ilgili olarak binanın güçlendirilmesi yapılacak. Müze için iki giriş binası olacak. Toplam parsel alanı 49.204 metrekare, kapalı alanı 16.462 metrekare, açık alanı ise 32.842 metreden oluşmaktadır. 5 bloktan da ana bina, 5 bloktan oluşan ana bina bulunuyor cezaevi içerisinde. Çalışmalar bittiğinde anı ve etnografya müzesi olarak hizmete açılacak Diyarbakır cezaevi artık acılarla değil anılarla anılacak diyelim ve sözü haber merkezine bırakalım.